Evet canım takipçilerim. Küçük arızamız iyileşiyor. En kısa zamanda alemlere geri dönecek. Kızım kapat şu telefonu. Dayının burada canı yanıyor. Senin uğraştığın şeye bak. Bana bak sakın bir yere koyayım falan deme. Sonra başımıza iş açacaksın. Ha, valla evlatların arasında ayrım yapıyorsun anneanne. Hayır yani Mert dayım burada. Susayım diyorum, söylemeyeyim diyorum ama... ya Ali Rıza dayım vurulduğunda daha çok üzülmüştüm. Bana bak. Şimdi bu terlik geliyor. Kaç astım valla var ya mermiden beter bu ha. Duyuyorsun değil mi? Duy bunları. Oğlum, bir anne evlatlarının arasında ayrım yapabilir mi hiç? Vallahi ben bilmem. Yani kamuoyundaki algım pek o yönde değil demek ki. Yani değiştirmen için biraz benimle fazla ilgilenmen gerekebilir. Söyleyeyim Rukiye Sultan. Ben seni bir baş göz edeyim de sen gör o zaman. Vallahi mi? Yapar mısın böyle bir şey? Vallahi yaparım. Vallahi abim de büyük oynuyorsun yani. Halide yenge gibi güzel birini bulursan ben hayır demem aslında anne biliyor musun? Mert benim sinirlerimi bozma. Aa, o acıdı mı canım? Yok iyiyim ya. Şurası biraz acıyor. Anneanne canım, komşular gelmiş oğlum. Annem seni çağırıyor. Aa, tamam geçmiş olsuna geldiler herhalde. Ben bir bakayım geleyim değil mi annem? Tamam. bir bak bakalım güzel kız varsa bir börek açarsın. Zeynep, Nurcan, hoş geldiniz kızım. Niye kapıda bekletiyorsun? Buyurun içeri, buyurun. Yok, girmeyeceğiz Rukiye Hanım. Hayırdır, bir şey mi oldu? Birileri dolanıyor mahallede. Bu paketlerden dağıtıp Ali Rıza'nın hediye istiyorlar. Aa, ne hediyesiymiş bu? Vallahi bilmiyoruz. Ama hiç öyle güvenilir tiplere de benzemiyorlardı. Ali Rıza ne işlere bulaştı Rukiye Hanım? Bizim mahallemizde olmazdı böyle şeyler. Kızım şuna bir bak ne var bunda? Anne. Anne zehir bu. Efendim Fatih. Ali Rıza, acil durağa gelmen lazım. Ne oldu? Birileri senin adına mahalleye hediye dağıtıyor. Ne hediyesi Fatih ne diyorsun? Toz dağıtıyorlar usta toz ya çabuk gel ya acil gel diyorum sana ya. Tamam geliyorum. Efendim anne. Oğlum neler oluyor? Ne oldu anne? Birileri mahallede senin adına zehir dağıtıyormuş. Daha ne olsun? Senin nereden haberin oldu? Komşular geldi. Tek tek dağıtıyorlarmış. Tamam anne. Halledeceğim ben şimdi. Sakın münakaşaya girmeyin kimseyle. Oğlum. Ne vuruyorsun kardeşim? Oğlum seni öldürmüyorum ya sen ona dua et lan. Ne yaptığının farkında mısın oğlum? Bana ne emir verdilerse onu yaptım. Kim dağıttıydı lan size bunu mahallede ha? Numan Yılmaz. Kim? Ne dedin sen bir daha söyle bakayım. Numan Yılmaz. Kim bu ya? Kim bu oğlum? Kim bu lan? Geç! Oğlum. Geç! Aa bir tane daha mı buraya? Gel gel geç geç geç. Ya parkın orada dolanıyor. Kimmiş lan bu Numan bizim mahallemizde zehir dağıtıyor lan? Gel lan beni götür bu Numan kim? Fatih bir dakika sakin ol Fatih. Bir Ali Rıza gelsin bakayım. Dur lan. Dur. geldi şimdi oğlum siz var ya bittiniz lan. Şarız sizler. Kimin köpeğiymiş bunlar? Numan Yılmaz göndermiş. Mahalleye büyük tezgah kurmuşlar. Eve paket dağıtıyorlar. Ne tezgah kuruyorsunuz lan siz? Ha? Ne tezgah kuruyorsunuz lan? Ne tezgah kuruyorsunuz lan? Kime tezgah kuruyorsunuz lan siz? Ha? Ne tezgah kuruyorsunuz? Çökele! Ne tezgah kuruyorsunuz? Ha? Siz kimin mahallesinde ne dağıtıyorsunuz lan? Ha? Kimin mahallesinde ne dağıtıyorsunuz lan? Ne istiyorsunuz lan bu mahallenin insanları? Kimsiniz? Ali Rıza, dur aslanım. Dur. Yavaş. Şelallenme. Sakin ol, birazını da sahiplerine sakla. Bagaja atın bunları. Geç lan. Geç. Gel buraya. Dur. Sakin aslanım. Bir konuşalım. Bak alemin en ağır abileri bile bunlarla baş edemediler. Bunların mahallesini öyle elimizi kolumuzu sallayıp hadiye giremeyiz.
Bana bunu yapanı bırak, mahallesine girmeyi başına yıkarım. Aslanım, bunlar ne racon bilir, ne bir şeye inanırlar, ne de bir şeyden korkarlar. E ne yapalım Hasan abi, bırakalım mahallede zehir mi dağıtsınlar? Ne yapacağız, boyun mu eğeceğiz bunlara? Boyun eğmeyeceğiz. Ama bir hesabımızı, kitabımızı yapalım. Bir anlayalım bakalım dertleri neymiş. Sessiz, sakin, huzurlu, deniz kenarı diye geldik. Burası da gürültülü Fiko. Burada da çatara patara var. Bunun ne işi var burada? Bu işin arkasında sen mi varsın lan? Hangi işin? Ne oluyor ya? Ne işi? Ben tatildeyim. Allah Allah. Sizin de var ya, arabanızın teybi çalınsa benden bileceksiniz ha. Senden bileceğim lan tabii. Senin ne işin var buralarda? Ben sana gözümün önünde dolanmayacaksın demedim mi? Dolanma demedin. Gözüm üzerinde dedin. Ben de gözünün önünde dolanıyorum ki bu kadar işin arasında bir de beni arayıp yorulma. Fiko, alarmını kur her sabah. 9'a, 9. Uygun mu? 9'a. Her sabah geleceğiz, muhtar arızaya imza vereceğiz. Dur aslanım, dur. Ne oldu? Zormuş değil mi? Kolay değilmiş değil mi Burak Ersoylu'nun koltuğuna oturmak? Sabır istiyor. Disiplin istiyor. Kolay olur mu aslanım? Çelik gibi sinir gerek. Şş, benim kafamı bozma. Senin o sinirlerini tek tek alırım, tamam mı? Vay. Tabii. Şimdi Ali Rıza benim koltuğuma oturduğuna göre... arkadaş da senin yerine geçti Fiko. Ha. Bu alemde kafana bir soru takılırsa çekinme, Fiko'yu ara sor. O bütün raconları öğretir sana, tamam? Hayır Rıza, bunlarla çok vakit kaybettik. Düşmüşe vurmak bize yakışmış, hadi gidelim. Ali Rıza, burası bende. Merak etmeyin siz. Dikkat ediyorum, bu dükkan hep size kalıyor. Sen mesela, sende bence çok iyi potansiyel var. Değerlendirmiyorlar. Ben seni hiçbir icraatte görmüyorum. Halbuki sen tam benim kafamdaki gibi top koşturuyorsun. Hoca seni kesiyor, haberin olsun. Bak biz yeni takım kuruyoruz. Arkadaşlardan biri sakat. Belli ki bonservisinde elinde. Bunu bir düşün. Ali Rıza'yla birlikte ne kadar Devler Ligi'ne terfi etsek de... bizim ruhumuz hala amatör. Sen bizim bedeli ödeyemezsin. Anladın, Burak? Sen? Hallederim abi. Selamünaleyküm. Selam. Aleykümselam. Nereden geliriz? Numan'a geldik. Eyvallah.
Selamün aleyküm. Aslanım, belli ki selamımız ağır geldi. Cevap alamadık. Bunlar senin dininden anlamazlar abi. Bunları anladığı dilden konuşacaksın. Konuş. Hele bir konuş. Senin diline de bakalım. Anlaşabiliyor muyuz? Bakalım sen hangi dilden konuşuyorsun? Ben Ali Rıza Altay. Seninle sadece bir kere konuşacağım. Eğer dediklerimi yaparsan canını yakmışım. Çok merak ettim. Ne istiyorsun benden? Mahalleme gelip yaptığın şerefsizlik için kapı kapı özür dileyeceksin. Mahalle meydanında elimi öpeceksin. Ben de senin canını bağışlayacağım. Hiç güleceğim yok. İyi oldu ha, iyi oldu geldiğiniz. Biraz daha konuşun. Beraber burada eğlencenin dibine vuralım. Ne dersin? Ha? Ben diyeceğimi dedim. Kendine iyi bak. Yediğine, içtiğine, kezdiğine dikkat et. Sana bir şey olmasın. Hesabım biraz ağır olacak. Aslanım. Ya ben bir şey anlamadım. Biz buraya adamla hesaplaşmaya geldik. Sen mevzuyu yavaştan geçtin. Çeyimizin mallarını bunlar çökmüş. Kimle yaptıklarını öğrenmem lazım. Zaten tahmin ettiğim kişi ise Numan şu an telefona sarılmış geldiğimi haber veriyordur sahibine. Hadi gidelim. He. Burak. Geldi senin abis. Aptat seni gitti. Yapar o, yapar. Sen merak etme, o hep öyledir. Ben şimdi mala müşteri buldum. Onun yanına gidiyorum. Sen hazırlığını yap. Benden haber bekle. Tamam tamam, problem yok. Sen yap yapacağını. Yeşille doldur bütün vücudunuzu, yeşille. Burak. Kapat la. Tamam Fatih, gözünüzü dört açın. Abi Burak Arsoy'la var işte işin arkasında. Sen niye uğraşıyorsun ki? Burak'ı dağıttık. Düştüğü hali hep beraber gördük. Şimdi sıra Fuat'ta. Bu işin arkasında oğlunun olduğunu ispatlayabilirsem... onu o koltuğa gömerler. Doktora mı geliyor aslan? Ne oldu, hayırdır? Gördüğüne sevinmemiş gibisin. O iş biraz karışık abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar doktor hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ya kusura bakmayın. Bugün benim başım çok kalabalıktı. Hayırlı olsun demeye gelemedim. İnşallah başka bir sefer. Vallahi hastalanırsan elimden biraz zor kurtulursun Hasan abi. O yüzden en kısa zamanda bekliyorum. Aman aman doktor hanım. Şu hayatta iki şeyden korkarım. Birisi hakimler, öbürü de hekimler. Siz artık ne derseniz eyvallah. Baktım sen bana yemek ısmarlamıyorsun. Ben de size yemek getireyim dedim. Yer miyiz? Vallahi Allah gönlünüze göre versin. Biz de Ferit'le ne yesek diye düşünüyorduk. E hadi o zaman. Eyvallah. Tabii hani abi. Müsaadenizle biz şunları arkada. Tamam abi. Halledeyim. Buyurun sağ olun. Gerçekten nasıl bir adamsın? Bütün gece boya mı yaptın? Ben öğrenciyken bütün arşivimi ondan çıkardım zaten. Alışkınım boya yapmaya. Dün gece İstanbul'un en güçlü adamları senin onuruna davet veriyor. Sen oradan çıkıp beni mutlu etmek için boya yapıyorsun. Ama bunu söylemeye mi çekiniyorsun? Ben sana verdiğim değeri yaparak gösterdim zaten.
Bu konuşmanın ne önemi var? Kadınlar bazen kendileri için yapılan fedakarlıkları duymaktan da hoşlanırlar Alirza. Senin canın bir şey mi sıkkın? Yok. Ben biliyorum canının neye sıkıldığını. Babam yüzünden. Kendini suçluyorsun. Hiç inkar etme. Sen biraz eski kafalısın. Babamın arkasından kendini iş çeviriyormuş gibi hissettiğini biliyorum. Babanın ilişkimizi onaylamasını isterim elbette. Kimsenin onayına ihtiyacımız yok Ali Rıza. Sonuçta yetişkin insanlarız. Ama içimizin rahat etmesi için ben bu gece bu konuyu babamla konuşacağım. Biraz daha beklesen olmaz mı Halide? Neden? Yani bunu en kısa sürede çözmemiz daha iyi olmaz mı? Babanla tek konuşmanı istemiyorum. İstiyorum ki beraber çıkalım karşısına, beraber söyleyelim. Ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Endişeni anlıyorum. Babam biraz zor insandır. Ama sevgiye karşı da hürmeti vardır. Tek zorluk baban değil Halide. Başka zorluklar da var. Ben seninle geçireceğim bir saniye için bile her türlü zorluğa göğüs gererim Halide. Benim endişem o zorluklarla senin karşılaşman. Endişe etme. Ben seninle her türlü zorluğa varım. Kahve yazdın mı? Yazdım. Makinesine? Ya senin çektiğin şu eziyet nedir? Üçlü yazıyorum. Aynen aynen. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı. Makarna. Dışarıdan söyleriz ya. Aynen ya. Bu kim lan? Komşu teyzedir. Sabah da sütlaç getirmişti. Ne sütlacı oğlum? Yanıktı, sen sevmezsin. Abi, hoş geldin. Fikret, bu konum doğru mu ya? Doğru abi, doğru. Geç sağdan. Oğlum burada ne işiniz var lan sizin? Sarayımıza hoş geldin. Bu ne, ev hediyesi mi? Bunu getirdim ama televizyonunuz var mı Fikret? Kampanya kovalıyoruz abi, takside gireceğiz inşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, burayı sana yaptık. Gel. Kaza. Küçük bir kaza. Madem Ali Rıza benim hayatımı yaşıyor, yaşasın. Ben de onunkini denerim. Halide de bu mahalleye bir klinik açıyormuş. Sen Ali Rıza'nın peşinden mi geldin yoksa Halide'ye pansuman yaptırmak için mi? Abi Fiko'yu duydun. Biz bu aralar kampanya peşindeyiz. Baktım ikisi bir arada, kaçırmayalım dedik değil mi Fiko? Ama bu şekilde Ali Rıza hakkında bilgi toplayamazsın. Neyse. Ben yarın kendisiyle görüşeceğim. Teşekküre gideceğim. Ne teşekkürü? Hayatımızı kurtaran adamı yakından tanımayalım mı?
ben şu alışveriş sitesini halledeyim. Burak, ben senin için her şeyi yaparım biliyorsun değil mi? Kim istedi bunu? Babam bulaştırdı senin meseleyi. Sen bulaştırdın lan. Sen bulaştırdın. Bilsem ki rahat duracaksın. Ali Rıza ile uğraşmayacaksın. Bu işlerin yanından bile geçmem. Senin için korkuyorum oğlum. Artık babamın koruması altında da değilsin. Abi senin ne işin var bu işlerle ya? Sen niye bulaştın ya? Ha? Sen mutluluğu daha yeni yakaladın. Tadını çıkarsana. Beni boş ver. Boş ver abi beni. Ben bulurum yolumu. Ben kendi göbek bağımı kendim keserim. Olur mu lan öyle şey? Söyler amca. Fatih. Çıktılar, sana doğru geliyorlar. Kaçırmana imkan yok. Amca oğlum. Çok ayık konuşuyorsun lan. Anlayacaklar. Böyle biraz sarhoş taklidi yap. Final ağzını büyük. Tamam babacığım, geliyorlar. Efendim Fatih. Ali Rıza, bunlar çıktılar. Ben de takipteyim. Tamam, konum gönder. Sen de dikkat et. Haber olur. İyiyim abi, senden ne haber? Var mı baş ağrısı, aksırık, öksürük, tıksırık bir şey? Yok abi, her şey yolunda Allah aşkına. İyi. Birazdan misafirlerimiz gelecek. Gözünüz açık olsun. Hayır kız abi. Hadi. Aç kapıyı. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ne babası? Depoya geldiler Ali Rıza. Büyük ihtimalle malları burada tutuyorlar. Tamam Fatih, yakındayız. Birazdan orada oluruz. Tamam usta, tamam. Çek. Şunu, şunu. Numan. Burak, 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 Burak. Ben hazırım. Dediğin saatte dediğin yerde işimin başındayım. Alıcıların nerede Burak? Gelecekler dedim Numan. Gelecekler. Sakin ol. Stres yapma, bu ne heyecan ya. Seninle daha... Çok iş yapacağız. Daha ilk seferde bu kadar kaybetme kendini. Merak etme, tamam. Birileri gelince seni arayacağım, merak etme. Bekle, benden haber bekle. Stres yapma diyor, rahat ol diyor. He?
Kaç kişiler? Vallahi kaç kişiler bilmiyorum Ali Rıza. 3 araba geldiler. Kalabalıklardır. Ne yapıyoruz Aslan? Alıcıları bekliyoruz. Bu işin arkasında kimin olduğunu öğrenmenin en garanti yolu bu. Şu arızaya bir ara bakalım. Daha ilk vazifesinde mahcup etmeyelim çocuğu. Tamam abi. Çalıyor abi. Allah Allah. Bayram değil, seyran değil. Okusunu mu aldı namussuz? Açmasın. Şimdi açıp malları bulduk dersen gelir çöker üstüne. Lanet bu yahu, zehir. E bulamadık dersen bu sefer durumdan haberdarsa sen zor duruma düşersin. Açmamak hiç olmaz abi. Efendim? Alo. Yeğenim, arıza. Heh, bak dinle. Bizim muhbirlerden bir haber geldi. Bu gece yüklü miktarda mal satmaya çalışacaklarmış. Heh. Ben yeri öğrendim. Basmak üzere oraya gidiyorum. Kesin bir netice almadan size haber vermek istemedim. Ben mekanı buldum. Hallediyorum. Sizin zahmet etmenize hiç gerek yok. Hay maşallah, hay maşallah. Arıza hızlı çıktın ha. Hay maşallah. Lakin kambersiz düğün olmaz. Sen beni bekle, cezalarını beraber keseriz ha. Haydi. Ay. Bu arıza hem yaman bir çocuk hem de Burak gibi saygısız değil. Adap biliyor, yol yordam biliyor. Ha, helal olsun Haşmet Aga'ya. Çok iyi bir adam buldu bize. Ali Rıza, harekete geçmemiz lazım. Şey Muz'u beklersek bu zehir başkalarının da hayatını söndürecek. Haklısın Ferit. İçeride kaç kişi var bilmiyoruz. Tedbirli davranmak lazım. Sen ön tarafta dikkat çek. Onları oyala. Tamam usta. Biz Ferit'le arka tarafa dolanacağız. Hasan abi sen de Fatih'i kollarsın. Eyvallah. Buraya lan. Buraya ver. Buyur abi. Şu kapıdakilere bak. Var mı bir ateşlenme, bir şey? Bir bak. Tamam abi. Burak. Burak, Burak. Ben sana nasıl inandım lan? Ha? Şeytan tüyü var lan. Şeytan tüyü var ya. Numan abi sabırsızlanıyor. Ama siz tedbiri elden bırakmayın. Gelenleri iyice kontrol edin, öyle içeri alın. Tamam abi. Abi taksi geliyor. Tamam dur. Hayırdır? Ne hayırdır? Taksi işte. Niye geldin kardeşim? 13 numara değil mi kardeşim burası? 13'den geldim. Burası da sen yanlış gelmişsin. Bizden taksi isteyen olmadı. Utanmıyor musunuz ya? Koskoca adamlarsınız ya. Ne diyorsun lan sen? Çoluk çocuk olsa anlarım da. Vallahi bak koskoca adamlarsınız. Ben dünya yoldan geldim ya. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Bas git lan. Biz taksi maksi çağırmadık. Ezdirme kendini bak. Sen kime eziyorsun ya? Sen kime eziyorsun? Ben şimdi dur polisi arayayım da görün siz ha. Ararım 155'i. Dur birader ne yapıyorsun ya, yanlış anladın. Ne yanlış anlayacağım ya? Hem adamı çağırıyorsunuz hem tehdit ediyorsunuz. Yok öyle ama görürsünüz. Ya kardeşim durur musun ya? Dur, ya ne yapıyorsun durur musun ya? Ne arıyorsun ya? Dur ya. Kardeşim dur. Al şu 100 lirayı. Al şu 100 lirayı. Ya istemiyorum ben. Al şu 100. Daha ne istiyorsun ya? 100 lira veriyorum. Daha ne istiyorsun? Bana istemiyorum. Elini kaldırma bana ya. Bana elini kaldırma ya.
Ali Rıza! Sen benimle gel, sen de benimle gel. Sen de benimle gel lan! Lan! Bakıyorum açtım kuşun sesine maşallah. Bundan sonra Fatih Escobar diyeceksiniz. Fatih Escobar. Allah. Ulan amma çok konuşuyorsun be. Amma gevezelik yapıyorsun. Bugün bu boş boğazlı yüzünden başına bir şey gelecek. Kimse sağ kalmasın burada hadi. Başımız beraber kurtulmuyor. Ulan çenen çalışacağına elin çalışsın be. Adamlar geliyorlar, sardılar hadi. Vursunlar eyvallah ama var ya. Ölmezsen var ya sıkıntı büyük. Arabanı alıp taksiye çıkacak hali yok. Bir yerde bırakacak. Şemuz gelmeden şu işi halledelim hadi. Gördün mü yine bağlamış arızaya. Bekle dedik beklememiş.
çekil. Ali Rıza! Sen kimin malını yakıyorsun lan? Seni bu ateşte yakmaz mıyım?